Teknopat'tan herkese merhabalar. Ben Ali Güngör. Bu akşam sizlerle birlikte Asus CES'teki canlı yayına bakacağız arkadaşlar. Nasılsınız? Öncelikle bir ses kontrolü yapalım. Kulaklık değiştirmek zorunda kaldım son dakikada. O yüzden yayının başlaması planlanandan birkaç dakika daha geç oldu. Her şeyi bir kontrol edelim. Selamlar katılan herkese. Asus'un yayını birazdan başlayacak. Ses biraz soldan geliyor diyenler var. Onun dışında bir sorun var mı arkadaşlar? Şekil yayınımızda sağda 1,5 dakikası kalmış. 1,5 dakika sonra Asus'un yayını başlayacak. Çok güzel. Her şey yolunda o zaman. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Yerine mi? Herkes iyi mi? Her şey yolunda mı? Bu yıl CES'te bayağı güzel işlemciler açıklandı. Yeni ekran kartları, yeni laptoplar açıklandı. Dün ROG'nin programını yaptık. Farklı markaların yayınları da olacak yarın. Şu an, bugün daha doğrusu Recep'in sesi kısık arkadaşlar. Dün yayını yaptık, yayını çıkarttı ama ses maalesef bugüne dayanmadı. Ona rağmen Recep ısrarla CES'ten birkaç video çekti. Onları da yarın yayınlayacağız. Bu kulaklık değiştirme son ana gelince maalesef birkaç dakikalık bir ofis içerisinde koşturarak hangi kulaklığı takacağım diye aranma şeklinde seyretti. Bluetooth kulaklıklardan birini takacaktım görünmesin daha güzel olsun diye. Fakat bir şekilde Bluetooth kulaklık bağlanmamakta direndi. Pek çok marka gece yarısı ya da gece yarısını geçe tanıtımlar yaptı. O videoları da izleyip üzerine onlarla ilgili offline video, yani kendi kayıtlı videolarımızı yayınlayacağız arkadaşlar. Şimdi Asus'un Republic of Gamers ürün ailesi dışındaki ürünler şimdi göreceğimiz etkinlikte tanıtılacak. Asus Intel işbirliğinin logolarını gördüm ben etkinlik ekranında. Bakalım nasıl olacak? Neler var, neler yok görelim. Teşekkürler. Bazı günler böyle olur. YouTube'un yeni altyazıları girmiş devreye. Asus'un kendi altyazıları var. Always been about the incredible, and we are proud of our ability to offer brilliant solutions. Bu kısımlar Asus'un tanıtım kısımları arkadaşlar. Çok fazla Türkçe bir yorum yapmama bu noktada gerek yok. Gamers and more. I'm with a deep passion for innovation. Yenilik. Yenilik, yenilik. Asus'ta her yıl gördüğüm şeylerden bir tanesi. Ekran kartı tanıtımı var mı? 3050 Nvidia cephesinde malum tanıtıldı. Çok heyecanlı beklenen ekran kartlarından. AMD'nin Intel'in yeni işlemcileri tanıtıldı. Asus Intel olduğu için Intel kısmında dün 12400 işlemciyi inceledik. 9900K'nın performansını artık orta seviyede veriyorlar. Şimdi Zenbook tasarımıyla başlıyoruz. Asus Monogram. Yeni bir tasarım. This combines our world-class innovation, ascending speed, user centricity, and dedication to joyful experiences. We have blended unconventional designs like this with extreme performance and premium durability. Performance, dynamic on everything ASUS stands for. And as incredible unfolds, our visionary innovations are bringing infinite possibilities to the world and beyond. To explore further,
Hadi bakalım. I would like to welcome our long-time friend and sol ekranda da gözüm chatte arkadaşlar. Johnson. Şuraya baktığım zaman chatte sizin mesajlarınızı burada sunuma bakıyorum demektir. Michelle Johnson, Intel'de başkan yardımcısı geliyor. Thank you, Samson. Bu arada Intel'le ilgili gelişmeler güzel. Amerika'da iki tane işlemci fabrikası kuruyorlar yeni düşük nanometre. Bir iki sene sürecek bunların tamamlanması ama bu işlemci üretiminin artması kullanıcının yararına olacak. Onu söyleyebilirim. Fiyatlar açısından uzun vadede. Productivity and learning. With the 12th generation Intel Core performance hybrid architecture, the performance and efficient cores provide significant advantages var. For users. Bir de verimlilik çekirdekleri var. Bu verimlilik çekirdeklerin hikayesi aslında uzun zamandır cep telefonlarında gördüğümüz bir hikayeydi. Bütün çekirdekleri maksimum güçte yapmanıza gerek yok çünkü bütün çekirdekleri sonuna kadar kullanan uygulama sayısı az. It's Intel's most scalable client architecture yet, and it adapts to users in various segments. Not only is it built for the next generation of gamers, but it sonraki also delivers oyuncular için değil aynı zamanda kullanıcıların ihtiyaç duyduğu her yerde yüksek performans vermek için özellikle çoklu işlemlerde, çoklu çalışmada, multitasking'den bahsettiği yerler tabii ki daha çok çekerek gerekiyor. With Intel inside across the consumer, commercial and gaming özellikle oyuncu segmentleri Intel dışında kullanıcı segmentleri ve diğer segmentler var. Mesela iş segmenti olarak ayrı ürünler, ayrı kategorize ediyorlar. For users through advanced laptops that are fast and responsive with all day battery life. Genel olarak nelerin tanıtılacağını hep birlikte görüyoruz arkadaşlar. Tanıtımı canlı yapıyorlar şu an. Las Vegas'ta CES. And our platform innovation wouldn't be possible without technology leaders like ASUS. As part of the Intel Project Athena, Intel Project Athena'nın adını uzun zamandır duymuyorduk. İki firmanın birlikte mühendislik çalışmalarıyla birlikte ortaya koydukları laptoplardan bahsediyor. Athena özellikle Intel Evo platformu Project Athena uzun pil ömrü odaklıydı. Hem de yüksek performanslarını amaçlıydı. Tek cihazda ikisini birden buluşturma amaçlıydı. The amazing partnership between ASUS and Intel takes an ambitious concept ASUS ve Intel and makes işbirliği it a reality. Bu hırslı bir adım sonraya taşınıyor. Bakalım ne olacak. Zenbook laptop çıkıyor. Congratulations, Samson and ASUS on your incredible innovations. We truly appreciate and look forward to our continued partnership. And thank you so much. Teşekkür ediyor karşılıklı partnerler birbirlerine. Thank you. Ürün geliştirmede işlemci kısmı Intel'de. Kasa kısmı, soğutma kısmı, mühendislik kısmı ASUS'ta, anakart kısmı ASUS'ta. O yüzden işlemci daha geliştirilirken ilk başta teknik verileri alan firmalardan bir tanesi ASUS. Çünkü işlemcinin çalışacağı ister LGA olsun ister BGA olsun anakartı ASUS geliştiriyor. O Yonga setinin yeni teknolojileri kullanacak olan firma olduğu için temelden buradaki bilgilere sahip. ASUS'un başkan yardımcısı kişisel bilgisayar birimi. Sorumlusu kendisi. Zenbook ilk tanıtılacak olan ürün. Zaten bunu birkaç defa söyledik artık. From brand new form factors to innovative features that fully upgrade the user experience. All the innovation is embodied in the DNA of ASUS in search of incredible. Consumers have become increasingly tech aware and demanding. Ses şimdi nasıl arkadaşlar? The demand for high speed and powerful devices has increased year on year. With the remarkable power of the 12th gen Intel Core processors, the new Zenbook Lab is giving people a choice of thin-line PCs that merge ultimate performance with innovative features and exquisite style. In terms of product design, we are embracing the ASUS monogram and refreshing the color across the series. Benim konuştuklarımın çok üzerine çıkıyor. Zaten İngilizce sunumdaki önemli kısımları çevirmeye uğraşacağım. Yeni bir monogram geliştirmişler ASUS Intel işbirliğinde. İnsanlar başarı zihniyetiyle bu işe girdik diyor. It represents the essence of being original and being simple in order to create a sleek and modern look for Zenbook. Bakalım yeni Zenbook neye benziyor arkadaşlar. And our journey of going beyond will never stop. Now, let's review the theme with our new product announcement today. Haydi geliyor. Back in 1998, the very first ASUS laptop, the P6300. P6300 Mir uzay istasyonuna çıkmıştı. Gerçekten güzel olaylardan bir tanesi. Which is meant to inspire the world and explore the unknown. While the ASUS laptop was on board, Mir faced power outages and fires,
But the space station and the laptop successfully survived all the... Bütün bu olayları, bütün bu uzaya çıkmayı atlatan, 600 gün hiçbir hata olmadan uzayda kalan bir mikrofondan bahsediyoruz arkadaşlar. ...1998'den 2022'ye. Advanced Rocket Research Center, gelişmiş roket araştırmaları merkezi. Zenbook Space Edition, uzay sürümü geliyor arkadaşlar. Günümüzün ruhuna uygun, Elon Musk'ın Mars'a gitmeye çalıştığı yeni uzay teleskobunu gönderdiğimiz, insanoğlunun uzaydaki isteklerinin arttığı, tekrar adımların hızlandığı bir dönemdeyiz. Mir uzay istasyonunun görüntüleri gayet güzel. Arada intro olunca konuşacak çok bir şey olmuyor arkadaşlar. Uzay görüntülerini bölmek istemedim. Gayet güzel manzaralarda. Space Edition karşımızda. Uzay sürümü. Yıl öncesi Morse koduyla Ad Astra Per Aspera Through Hardships to the Stars. Zorluklardan yıldızlara, güçlüklerden topraktan yıldızlara gibi bir anım var. Latince çok sık gördüğüm sözlerden bir tanesi. Üzerine özellikle kazınmış. Değişik güzel bir tasarım yapmışlar. Space Animation, uzay animasyonu, özelleştirilmiş metinler, zaman ve pil. 3,5 inçlik OLED Zenvision display koymuşlar üzerine. Bu tür küçük ekranlar çok hoş olabiliyor ürüne göre. Burada üzerinde Space Odyssey havası aldım yani. Stanley Kubrick'in yapımlarındaki o estetik, uzay estetiği zaten. Böyle bir şey yapmaları güzel. Yani 1998'deki P6300'ü anmaları da çok güzel. Yıllar önce görevini başarıyla yapmış, 600 gün boyunca uzay istasyonunda çalışmış bir bilgisayardan bahsediyoruz. Bu sağlamlığı da Zenbook serisine getirdiklerini söylüyorlar. Space Grade Durability, SMC S0-16, titreşim -24 derece sıcaklığa dayanma, 61 dereceye dayanma, dışarıdan gelen sıcaklardan bahsediyoruz burada. Gerçekten bir tane anlık koleksiyon yapılacak modellerden bir tanesi gibi duruyor. 2.8K'lık OLED ekran. 2880'e 1800 çözünürlük olunca PPI değeri çok yüksek oluyor. HDR desteği var. 14X OLED Space Edition Dolby Atmos Harman Kardon sertifikalı ses sistemine sahip. Hem güçlü hem de temiz bir ses. Herhangi bir ses seviyesinde diyor. Yani yüksek seslerde patlama olmadığını burada özellikle söylüyor. Çok güzel. Yani çok değişik. H serileri, Tiger Lake'ler çok güçlü işlemciler. U serisi değil yani. Düşük güçlü getirme değil. Güçlü performansa sahip. Hoş, U serileri de güçlendi. Onu da söyleyeyim yeri gelmişken. Ne olursa olsun sessiz serin 45 Watt'ta devamlı işlemciyi çalıştırabiliyor diyor. Bu çok önemli. Genelde 25-28 Watt civarı oluyor. Burada turboda çok yüksek frekanslarda kalabileceğini bize gösteriyor. 45 Watt'lık i9 işlemci güzel. Laptop işlemcileri için bahsediyorum bundan. Aksesuar kutusuyla birlikte geliyormuş. Bunu da bir laptop standı olarak kullanabilirsiniz isterseniz diyor. Ama sergilemek için de güzel. Bu laptopun bir 5-10 sene sonra ömrü dolduğu zaman
koleksiyon yapıp sergilenebilir yani. Space Gray Durability kısmı çok ilginç. 63 Watt saatlik batarya var. Ama o grafik çok hızlı geçiyor arkadaşlar. Çoğunlukla yamadan geçiyor yani. Size çok hızlı geçmiyor mu? This brand new chapter of Zenbook. We produce a true creation that represents the perfect balance of performance and mobility. And this is how Zenbook 14 OLED. Zenbook 14 OLED'den bahsediyor. Bu OLED laptopları zaten Asus'un incelemeye gönderdi. Pek çok farklı yayında gördünüz. OLED ekranlar sağlam olmuş, güzel olmuş arkadaşlar. Hiç şikayet eden OLED ekranlardan yani bu yeni laptopları inceleyip de görmedim. Kasa beni tatmin etmedi diyen var, Turhan 32. Orijinal Zenbook'un dairesel tasarımından 10 yıl geçti. Değişik kasalar yapmaları gerekiyor. Yeni kasa aslında standart kasa bu olacak. O Space Edition biraz sıra dışı, Limited Edition olarak düşünün. Kısıtlı adetlerde piyasaya çıkacak. Normal yeni Zenbook'ların tasarımında böyle kasanın üzerinde farklı çizgiler var. Yine 2.8K bu ekran yüksek çözünürlüklü. 16:10. Pantone onaylı, %100 DCI-P3, nit parlaklık değerleri yüksek, parmak izi okuyucu açma tuşunun içerisinde yer alıyor, yeni webcamler kullanıyorlar, bağlantıları zengin, Thunderbolt 4 özellikle çok iyi oldu, sesten bahsediyor, Harman Kardon'dan zaten bahsetmişti, numerik tuş takımı yerine touchpad'in içerisinde açılabilen bir parça var, o Zen yuvarlağın dairesini menteşede görüyoruz. Ama arka kasa arkası çizgileri değişmiş tamamen Zenbook 14 OLED'de. Aqua Celadon, porselen özellikle görünümüne sahip diyor. Powder Blue. Ya çok bu kısımlar edebiyat arkadaşlar. Renklerde neden esinlendiklerinden bahsediyorlar ama. Bu A monogramı. Bu kasaların üzerindeki tasarımın adı A monogramıymış. Kintsugi Inspired Edzen. He tamam. Ben bu tasarımı, Japon tasarımını daha önce görüp duymuştum. Katlanmış metal çizgisine benzetmişler burayı. Bu katana yapılırken katlanan metal muhabbeti gibi. Kompakt, taşınabilir. 16.9 mm. 1.39 kilogram. Asus 1 kilogramın altında da yaptı ama alüminyum metal kasa olduğu zaman anladığım kadarıyla 1.5 kiloya yaklaşan ağırlıklara yine varıyor. 1.2 oluyor en azından. P serisi işlemciler burada kullanmışlar. IRX6 grafik var içinde. Intel de dahili grafik yongalarını geçtiğimiz yıl güçlendirdi. Gigabit hızına varan kablosuz bağlantı güzel. 75 watt saat bataryayı sıkıştırmış olmaları çok başarılı. 30-60 filan derken 75 sığmış. 100 watt sığmasını beklemiyorum zaten bu incelikte kasaya ama artık ekranlar 90 Hz. 60 Hz yerine 90 Hz'e bu laptoplarda çıkış güzel olmuş. Kesinlikle güzel olmuş. Henüz yeni bir Pro Duo modeli tanıtılmadı arkadaşlar. Şu an Zenbook'lar tanıtılıyor. Özellikle Pantone onaylı renkler çalışacak olanlar için gayet önemli. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolby Atmos, akıllı amfi, Harman Kardon, çift mikrofon. AI Noise Cancelling var Asus laptoplarda. Bayağı iyi bir şekilde gürültüyü alabiliyorlar arka taraftan. Sorun nedir arkadaşlar sesle ilgili? Sıfır yapmışlar numpad'de. En rahat yazım zevki için tuş aralıklarını değiştirmişler özellikle. ...1.4 mm tuş hareket mesafesi.
Güzel. Asus 3D noise reduction technology makes webcam images much clearer with a unique algorithm. Webcam'de yeni algoritmayla görüntülerde iyileştirme, gren azaltma yapıyorlarmış. Hızlı şarjda destekliyor yeni bilgisayarlar. Evet, sesim soldan geliyormuş arkadaşlar. Anladım, tahmin ettim sebebini. Fakat yayını bırakıp şu an değiştirme imkanım yok. Micro SD kart okuyucuyu sordum, niye micro SD koyuyorsunuz, tam boy koymuyorsunuz diye. Genelde bu kasaların hepsine tam boy kart okuyucuyu sığdıramıyorlar. GoPro falan kullananlar için güzel. Ama benim kamerada hep tam boy SD kartlar var. Pek işime yaramıyor gündelik hayatta. Tablet ile ekranı genişletme olayı gelmiş. Güzel, screen extend. Artık birden çok bilgisayarı, cihazı bir arada kullanma özelliklerinin arttığını zaten göreceğiz. Bu screen mirror'ı Android telefonu özellikle ekrana yansıtma. Cihazı bilgisayar klavyesinden kontrol etme. Öyle sorumlu ticari uygulamalar var ya da işte müşteriye WhatsApp'tan cevap verecek, WhatsApp web geldi, hoş. Ama cep telefonu bilgisayar ekranından kullanabilmek güzel. LPDDR5 bellek 12. nesil işlemci, Core i7 1260P işlemci. Biraz kısalmış, numara çok yükselmişti. Asus Switch. Artık telefonlarda olduğu gibi bilgisayarlarda da yeni bilgisayara eski bilgisayardan geçişi kolaylaştırmışlar. Bu aileden birine eski laptopu verirken işleri bence kolaylaştıracaktır. Bilgisayardan bilgisayara biraz hızlı geçip bir önceki modeli çok eskimeden bir akraba ile paylaşacaksanız, eşiniz size verecekse, size eşinize verecekseniz, çocuğunuza verecekseniz, başka birinin bilgisayarı bozulmuştur, kendinize yeni almak için yolunu yapmanın yollarına bakıyorsunuzdur. Bence bu aktarım işi hızlandıracaktır. ZenBook Duo, Pro Duo geldi arkadaşlar. Yeni Pro Duo'lar. Çok güzel. Ekran altındaki şeyi yok etmişler. Fold OLED geliyor. Muhteşem. Bunun konseptlerini yıllardır görüyorduk. Nihayet karşımızda. Enfes. Bunun konseptini kaç yıldır Computex'te görüyordum. Nihayet karşımda. Komple ekran, katlanabilir laptop arkadaşlar. Büyük olay bu. Fold OLED. OLED ekran, katlanabilir OLED ekran kullanıyor. Unfold demişlerdi etkinliğe. Açılış demişlerdi. Şu an Unfold'u görüyoruz. Artık kocaman bir monitör ya da katlayıp laptop olan bilgisayarlar geldi. Katlanabilir ekranlı laptop arkadaşlar. Asus ZenBook serisinde artık var. Şu elimdeki katlanabilir telefonla olduğu gibi artık katlanabilir laptoplarda hayatımızda. Ben alıştım. Güzel. Fold 17 OLED arkadaşlar. Muhteşem bir cihaz. Gerçekten etkinliğin canlı yayını yaptığımıza değen çok güzel yenilikler bunlar. Bu konsepti yıllardır geliştiriyordu Asus. Çift ekranlı filan. Bir de katlayıp laptop moduna koyup önüne klavye eklemek filan gibi kullanımlardan bahsediyor. Özellikle yolculuk yapanlar için ideal. Alt kısma kablosuz bir özellikle klavye koyduğunuz zaman daha büyük bir laptop ekranı elde edebilirsiniz diyor. Extend modda portre ekran modu var. Üst ekranla alt ekranı iki ekran olarak ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz diyor. Tabi bunu tatil yeri bakarken filan diyor. Şu an bir tatile gitme imkanı yok. Omikron bitene kadar. Bir de güçlü olması lazım tabii ki. PC modunda 17.3 inç 4'e 3 bir ekran var karşımızda. Resmen PC gibi oluyor. Kocaman bir ekran oluyor karşımızda. Kitap modunda 2 tane 12.5 3'e 2 panel gibi görünüyor. Kitap gibi açık böyle. Okuma. Daha büyük daha iyidir diyor. Tablet modu var diyor. Devasa haritaya bakarsın istersen, görsellere bakarsın diyor.
Canlı OLED ekran, zaten OLED ekranların renkleri malum arkadaşlar, muhteşem oluyor. Ses kısmını ben de merak ediyordum. Yine Dolby Atmos, Harman Kardon hoparlörler var. 4 farklı yeri işaretlemiş ama bu animasyondur. Hoparlörlerin yerlerine bakmak lazım nerede diye. O 5 megapiksel kamera, infrared kamera, renk sensörü, ortam ışığına göre kendini ayarlama, adaptif kilit, güvenlik özellikleri. Windows Hello ile de çalışıyor. Intel'in yeni güvenlik özelliklerini de sunuyor. Laptopa siz yaklaştığınız zaman otomatik olarak uyanıyor siz başına geldiğinizde. Başından kalktığınız zaman otomatik kilitleniyor. Yani ofiste bilgisayarın ekranı kilitledi mi demenize gerek yok. Bakmadığınız zaman ekranın parlaklığını kısıp pil ömrünü uzatıyor. Renk, ortamdaki rengi algıladığı için ortamdaki güneş ışığı rengi değişir ya günün saatine göre, mevsime göre. Ona göre ekrandaki renk sıcaklığını otomatik ayarlayabiliyor. Yine bu ErgoSense Bluetooth keyboard ve touchpad'de Asus'un en son klavye geliştirmelerindeki o tuş aralıklarındaki ölçüleri, tuşların hafif içeriye doğru parmakları kavrayacak şekilde girintili olmasını görüyoruz. Hafif bir kavis var içeriye doğru. Buradaki menteşe testi 30 bin cycle'dan geçti diyorlar. Ben Asus'a yeterince dayanıklı olacak mı bu OLED ekranlar diye sordum. Evet dediler. Özellikle panel üreticisi ciddi şekilde yüksek bir garanti ve ömür sunuyor. Yani şu ana kadar gelen ekranlardan kat kat daha sağlam, daha güvenilir bir ekran olacağını iddia ediyorlar. Öyle söyleyebilirim. Nihayet olgunluğun ötesine hatta geçmiş durumda bu ekranların dayanıklılığı. Klavye Bluetooth arkadaşlar. Açtığınız zaman 8.7 mm kalınlığında. Magnezyum alaşımdan üretilmiş. Tech Black dedikleri siyah mat bir rengi var. Rengi, materyalleri, cilası, her şeyiyle premium. En üstün en üstü, her şeyi koyduk, her şeyi yaptık diyorlar. Gerçekten incelemek için sabırsızlandığım yeni neslin en heyecanlı laptop modeli. Umarım Türkiye'ye hızlı bir şekilde gelir, görebiliriz arkadaşlar. Katlanabilir ekran ile laptop ekranlarını da artık büyütmek, tablet, laptop hepsi bir arada kullanabilmek çok güzel olacak. CX5601 diyor. Bu 16 inçlik bir ekrana sahip. Yüksek performans, Chromebook serisine gelmiş. 12. nesil Core i7 işlemci. Wi-Fi 6E. Wi-Fi 6'dan farkı bir de 6 GHz bandı ekleniyor bunlara. Eğlence, üretkenlik, kasa alüminyum alaşımından imal edilmiş, mineral grisi bir cilaya sahip, özellikle ince, profesyonel, güzel bir tasarım var diyor. CX5 360 derece ergolift menteşeyle ve dokunmatik ekranla geliyor. Bu sayede katlayıp kullanabileceğiz anlamına geliyor. Evet, çadır modunda destekliyor. Kamerası nerede acaba? Şimdi o video konferansı çadır modunda gösterince insan merak ediyor. Görsel olarak önemli ekran. 3 kısımda çerçeve yok diyor. Tutabilmek için bir tarafta bırakıyorlar anladığım kadarıyla. 16'ya 10 ekran oranı. 16'ya 10 gittikçe standart olma yolunda ilerliyor. Dörtlü bir hoparlör düzeneği var Harman Kardon'da. İçeride bir yankı çemberi için alan bırakmışlar hoparlörlerde. Daha iyi bir ses deneyimi için güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. With plenty of configuration options, the CX5 can be tailored to different needs. Managing a fleet of Chromebooks has never been this easy. Looking at our commercial family of products, you'll see that in 2022, we offer the most diverse ExtraBook laptop lineup ever. We offer the best laptops for business... Asus Expert Center özellikle burada görüntüleniyor. Expert Book'lar var, profesyonel ürünlerde. Security all ramped up to the max.
Bu arada gerçekten ExpertBook serisi ZenBook serisinin kurumsal olan sürümü, daha dayanıklı olmak üzere tasarlanmış. Asus bunları özellikle şirketlere satıyor. Burada çok küçük bilgisayarlar da var, farklı monitörler de var. Burada biraz daha dayanıklılık, yönetilebilirlik özelliklerine önem veriyorlar. 870 gram, 1 kilogramın altında lityum magnezyum alaşım daha pahalıya mal oluyor. Ama 1 kilonun altında, yani arkadaşlar 1 kilo 300 gramlık laptop para fiten yerde 870 gram tüy gibi oluyor. Daha önceki yayınlarda da söyledim, Asus'un bu test merkezini ben indim, gördüm. Yerin altında bunun bir kısmı. Milyonlarca dolarlık bir tesis. Ürünleri bayağı atıyor, sallıyor makineler, ölçüm yapıyor. TPM 2.0 doğal olarak olacak çünkü Windows 11 devrindeyiz. VPro platformunun avantajı uzaktan yönetimde profesyonellere, IT yöneticilere kolaylık sağlıyor. Smart Card Reader ile özellikle kartlı güvenliği de desteklediğini belirtiyor. Halen daha fiziksel güvenlik önlemleri de önemli. 5402, 14 inçlik, ultra taşınabilir. B9'u incelemiştik daha önce. Bu da yenisi. İkisi bir arada ya da klasik konfigürasyonda. B5 modeli. Bu da 1.25 kilogram. Yine hafif ama 870 gram kadar değil. Portlara baktığımız zaman stylus da bu arada içinde. Garaj stylus dediği stylusu içine koyuyorsunuz. 2 terabayta kadar SSD, RAID 0.1, 48 GB'a kadar bellek. Demek ki 16 RAM'li, 12 saate kadar pil ömrü. B5 Flip de tablet moduna gelebiliyor. Evet, az önce söylediğim stylus'u tutacak yeri var. Stylus'u tutmak, şarj etmek aktif stylus olduğunu gösteriyor bize. Çok güzel. Yeni aksesuarlar SimProduct 2.0. Bunda neler var? Ha, güzel. Kendi docking istasyonlarını, kendi docklarını getirmişler. Daha doğrusu çoklayıcı adaptör. Portların çalıştığını kurumsalda doğrulamak çok önemli. Aldığımız çoğu aksesuar ne yazık ki portların çalışacağının bir garantisini sunmuyor. 65 wattlık ultra mini evrensel adaptör. Çok güzel. GaN kullanmışlar. Galyum nitrat kullanılıyor bu yeni şarj cihazlarında. 98 gram 65 wattlık şarj sunuyor. Cep telefonu şarjı gibi şarj artık laptopun daha rahat taşınmasını sağlayacak. Bence çok önemli. Yani şarj cihazının devasa ağırlığından kurtulmak laptopun hafiflemesinden daha da önemli. Öyle söyleyebilirim. ExpertBook laptoplar, bilgisayarlar ve daha fazla ürün 2022'de gelecek diyor. Çok güzel. Çok güzel. Adaptörün küçüldüğünü burada göstermişler. Çok beğendim. Şimdi ProArt serilerine geçiyoruz. Asus'un CES'te Las Vegas'ta 2022 model farklı farklı ürünlerini tanıttığı canlı yayını izliyoruz. Türkçe yorumluyoruz. Yayına yeni katılanlar için özetliyorum arkadaşlar. Sesim bir taraftan geliyor olabilir ağırlıklı olarak. Biliyorum, şu an farkındayım. Yayına başladık, değiştiremiyorum şu an. ProArt özellikle kurgu, fotoğraf, video, düzenleme işleriyle uğraşanlara hitap eden bir seri. Profesyonel ve sanat, ProArt'ı. Yani sanattan, zanaattan parasını kazananlar için özellikle tasarlanan ürünler var burada. Renk doğruluğu bu tür konularda önemli. Kalem ve çizim yapabilmek. PA169CDV ürün ismi daha iyi olabilirmiş bence. 15.6 inçlik IPS dokunmatik bir ekran. 4K 60-90 Hz yapın şunları. 60 Hz sanırım. Dilerim sonraki nesillerde Hz'leri artar daha da. Endüstri standartları, renk dediğimiz şey, verdiğiniz işin diğer tarafta da doğru görünmesi. Pantone de bunun onayını yapan bir şirket. Kalman da bu test araçlarını üreten şirketlerden biri. Fabrikada önceden kalibre etmişler, hiç şaşırmıyorum. Renk sapmasını delta E dediğimiz bir delta değişken demek, E2'nin altında tutuyor. REC 709'u %100 kapsıyor. Güzel, video içinde. VESA Display'e HDR. Orta seviye olarak geçiyordu, artık giriş seviyesi olarak görüyorum. Çünkü 1000 nit falan gerekiyor üst seviyede HDR diyebilmek için.
İki tane kickstand. Kickstand ne? Tak açıyorsun. Stand kendi kendine duruyor. Bu arada dün de ROG lansmanı vardı. Republic of Gamers ayrı aile. Bunlar Asus'un genel ürün ailesi. Masanın üzerinde rahat yazıp çizebilmek için eğimli şekilde açılıyor. İster sağ el, ister sol el kullanın. İkisi için de dengeli bir ürün tasarladık diyor. Solakları düşünen bir tasarım yapmış olmuşlar. Yani güzel. Üst kısımda o kalemi tutan bir tutacak ya da kılıf var galiba. Wacom EMR teknolojisi kullanıyor. Çok güzel. Windows Ink'de gelişiyor ama Wacom bu işin yıllardır, yani 20 sene önce de Wacom vardı. Hala Wacom var yani. Bu alandaki en ünlü marka. İnce, kalın, basınç hassasiyetli çizgiler. Gerçekten doğal çizim istiyorsanız Wacom'da kesenin ağzını açmak gerekiyor üst seviye. Bir de üstüne ekstra kaplama yapmışlar. Hem dayanıklılık hem yansıma engelleme. Biraz daha kağıt hissiyatı vermesi için bunu yapıyorlar. Ha, bir de üzerine tekerlekli kısa yol tuşları koymuşlar. Tam Wacom stylus olmuş bu. Asus işbirliğiyle birlikte. Kısa yol tuşları çok önemli çünkü arkadaşlar. Devamlı çizim yapan birinin ciddi vakit kazanması demek. Özellikleri burada bir özetlemişler. Wacom'a çalışmalarını çok takdir ettim. Wacom'a çalışmaları güzel olmuş. Ürün kod ismini ezberlemek ama şu an imkansız. PA169 diye gidiyor. Haydi Tuf'tayız. Oyuncular, oyun ekipmanı bekleyenler. Haydi buyurun. Galip Fu. Dün kendisini ROG lansmanında gördük, bugün TUF lansmanında görüyoruz. TUF Gaming ailesi gerçekten geçtiğimiz yıl çok başarılı olmuştu. Hem oyun performansı hem de satış adetleri olarak. ROG serilerine göre TUF serileri daha erişilebilir fiyatlara sahip. Yine oldukça güçlü makineler. Max Switch'leri TUF Gaming ve TUF Dash laptoplarda standart yapacağız 2022 modelle diyor Asus. Çok güzel. Bu ek maliyet demek Asus için ama performansı arttırıyor. Bu ne demek? Optimus yerine dahili grafik üzerinden değil, Switch üzerinden ekran kartının çıkışını verdiğiniz zaman iGPU, entegre GPU devre dışı bırakıyorsunuz. Salt Nvidia'yı, genellikle Nvidia oluyor, kullanıyorsunuz. Ya da dahili entegre grafiğe geçip pil ömrünü uzatıyorsunuz. Max Switch'i de seçim size kalıyor. Özellikle tasarımda da geliştirmeler yapmışlar. İnce güzel bir tasarım var. TUF'ların tasarımları devam ediyor bu şekilde. Daha çok metal ekledikliyor. Kasaya mı eklediniz, görünüme mi eklediniz ama metali? Gaming F15, F17. Tam savaş uçağı isimleri zaten. Bunlar tutar. Jaeger Grey, Mecha Grey. Aha, Pacific Rim göndermesi var burada da. Mekalar, Jaeger'ler, animecilere çalışıyor Asus. Çok güzel. Logo da güzel. Teflon boyadan bahsediyor. Bu ilginç bir gelişme. Herkes sevecek mi? Merak ediyorum. Tam boy bir klavye. Kısa yol tuşları da var. Kasayı %5'e yakın, %4,5 daha ufak yaptıkları halde tuşları sığdırmışlar. ...45W'lı Core i7-12700H işlemci. 14 çekirdek, 20 thread. 4.7 GHz'e çıkabiliyor. DDR5 4800 MHz RAM'ler çok güzel. Dahili grafiğin de performansı DDR5'le artıyor bu arada. 3070'e kadar olan GPU'lar var. 140 Watt'a kadar dinamik boost ile çıkabiliyor. Zaten Max Switch olduğu için performansı yüksek olacak. Soğutma gücüne bakacak olay. Wattlar sağlam. Isılar sıcaklar nasıl olacak göreceğiz.
Soğutmada da çünkü ROG serisinde iyileştirmeler yapmışlardı. Daha da ileri götürmüşlerdi. Arcflow fanlar, fan yapraklarında gelişme var. 0.1 mm inceliğe kadar gelmiş. Bunun bir de ötmemesini sağlamanız gerekiyor. Türbülansı azalttık diyor. Hava akışını arttırdık. Daha düşük fan sesiyle daha iyi soğutma diyor. Watt değerlerine baktığım zaman 45 watt işlemci. Copper fin, 5 heat pipe, exhaust pipe. 48 dB'nin altında olacak diyor maksimumda. Isı borusu sayısı yeterli görünüyor arkadaşlar. Bazı ultra kompakt modellerde vapor chamber da kullanıyorlar. Bunda vapor chamber görmüyoruz. 15 inç modelde QHD 165 ya da Full HD 300 Hz monitör olacak. Yani QHD dedikleri 1440 ve 2560'a 1440. Adaptive Sync de destek diyor. Tearing olmadan, yani ekrandaki görüntüler çizgi çizgi yırtılmadan kullanılabilecek. Çok iyi aslında özellikler. Stabil, güvenilir, dayanıklı, test ettik diyor. Diyorum. 10 milyon tuş basımı testi yapmışlar mesela. Orada görünen bir görsel de vardı. Yani kasa sağlam diyor Asus. Military Standard 810H'yi de almışlar. Düşme, sallama, sıcaklık, soğukluk, nem. Güzel, güzel. Elimize dalmayacak kasalar. Teknik özellikler güzel. 90 watt saatlik batarya da güzel. Teknik açıdan söyleyeyim, çok iyi görünüyor cihaz. RGB keyboard da var. 126 daha büyük touchpad de var. Dolby Atmos var. Hi-Res ses var. Ya bunların farkı şu olacak işte. Bunu 12700H 3070 ekran kartına kadar sunacaklar. 3080'ler 12800 işte ya da 900 hangi üst işlemcileri de ROG'ye saklayacaklar. Çünkü daha da sağlam kasa gerekiyor onları soğutmak için. Tuftech F15. 15 inçlik ince, hafif oyuncu laptopu. 2 santimin altında. 19.95 mm. Çantaya rahat sığsın, rahat taşınsın. Kaldır koparı kolay olsun. Yine military grade dayanıklılık. Beyaz, siyah, iyi, sade. Ama beyazı biraz güzel geldi bana. İçerisinde parlak bir şeyler var sanki. Tip C şarj önemli. Yeni nesil laptopların güzel yanlarından biri. 100 wattlık tip C şarj edebiliyorsunuz. Hoş, o şarj cihazlarını ayrı almaya kalkarsanız çok pahalı. Umarım kuttan çıkıyordur. Düz adaptörler daha ucuz yani. Çok güzel. Daha önce olmasına rağmen yine güçlü bilgisayar diyor. Yeni işlemci, geçen yılki işlemciye göre 2 kat hızlı diyor da 2 kat neye göre? 12650H varmış. 4.7 GHz. Kaç çekirdek bakalım. Yine Alder Lake mimarisi. Bu masaüstü 12. nesil çok başarılıydı. 12400 masaüstünün testi de çok şaşırtıcı derecede başarılıydı. 12000'in en üst seviyesi de çok iyiydi. Laptoptakilerin de iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü 11. nesil Tiger Lake'ler de muhteşemdi. Alder Lake bunun üzerine daha da ekliyor. Tabii Windows 11 kullanmak bu durumda tavsiye ediliyor. Max Switch ve Arcflow fanları tekrarlıyor arkadaşlar. Çift kanala yükselttik. İki RAM birden çıkartılabiliyor. Lehimli RAM yok. Bu da güzel. Çift RAM yükseltmesi zaten tavsiye ediyoruz. Lehimli RAM'ler daha kompakt yapmaya imkan sağlasa da RAM upgrade'i söz konusu olduğu zaman asimetrik bir RAM upgrade'i yapmış oluyorduk. Burada öyle bir sıkıntı olmayacak. QHD 165 Hz'e kadar PCI P3'ün %100'ünü taşıyan paneller ama Pantone onayına bunda gerek yok. Zaten öyle bir şey de söylememişler. Ölçmek gerekiyor. Çerçeveyi de çok ince yapmışlar. Daha önceki modellere göre ince yapmışlar. Başarılı. Thunderbolt 4 var. Tip C ile şarj edebiliyoruz. 75 watt saatlik batarya. SSD 2 tane slot var. PCI Express 4.0. Yani en hızlı SSD'leri teorik olarak takabileceğiz. 4 tane egzozu var. Alüminyum kapak var.
metal şasi var diyor. Bu şasi metal oranları ürünlerin fiyatı arttıkça artıyor arkadaşlar. Ucuzladıkça azalıyor. Çok güzel. Katıldığınız için teşekkür ederim diyor da daha tanıtacak şeylerin var mı yok mu göreceğiz. Şimdi ROG kısmında router tanıttılar. Bu kısımda da ben ürünlerin bu kadar kısa sürede biteceğini zannetmiyorum. Çünkü Asus ve Intel diyor sonunda her şeyden önce. Ürünlerle ilgili bilgileri yükleyecekler. Ne zaman satışa çıkacağını göreceğiz. ZenBook 17 Fold OLED en heyecanlı ürün. ZenBook 14X OLED Space Edition ilginç bir ürün. TUF Gaming der özellikle sağlam. Laptoplarda bu sene bayağı bir geliştirme var. Asus bütün oyuncu ROG ve TUF'larda Max Switch sunacağını söylüyor arkadaşlar. En önemli gelişmelerden bir tanesi bu. Intel logosu çıktığına göre bu Asus'un kendi yayınının İstiklal Marşı ve kapanış kısmına geçtik demektir. Bunu kapatabiliriz artık. Biraz muhabbet edelim arkadaşlar. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Gördüğünüz ürünler hoşunuza gitti mi? Kulaklığı da çıkartıyorum artık. Şöyle bir suyumu alayım. Biraz muhabbet, biraz soru cevap yapabiliriz isterseniz. Chat'i de şöyle açalım. Yayın boyunca sesin soldan geldiğini fark ettim arkadaşlar. Fakat mikrofon düzeneğini yayın esnasında değiştirmek mümkün olmadı. Gördüğünüz üzere gayet hızlı bir şekilde Asus sunuma başladı. Ben zaten çeşitli şeyleri hazırlayana kadar yayın başlamıştı. Başlamasına 1-2 dakika vardı. Sonraki yayınlarda ses kanal meselesini halledeceğiz. Dünkü yayınımızda yoktu. Bir yandan da daha güzel olsun diye farklı kamera, farklı sunum düzeneğiyle yeni canlı yayınlar yapalım dedik. Her bir canlı yayını yaparken bir yandan da bir şeyleri geliştirip değiştirmeye çalışıyoruz. Bayağı güzeller, fiyatları da güzel olsa keşke. Ürünler harikaydı. O katlanabilir ekran laptop diz üstünde biraz sıkıntı yapabilir. Tutmak için çok fazla boşluk bırakmamışlar denmiş. Hayran kaldım vallahi diyenler var, çiçek yollayanlar var. Teşekkür ediyorum. Abi kendi görüntünü sola alır mısın? Kendi görüntüm zaten ortada arkadaşlar. Şu an bir sıkıntısı olmaması lazım. Güzel olması lazım. GeForce Now bekleyen ben var. DDR5 fiyatlandırması ne zaman düzelir? Yakın zamanda düzelmez arkadaşlar. Katlanabilir laptop bir devrimdi demiş Serkan Topçam. Kesinlikle artık katlanabilir laptoplar devrine girdik arkadaşlar. Katlanabilir laptoplarıyla birlikte bildiğimiz bilgisayar piyasası artık tamamen değişiyor diyebiliriz. Ben bu katlanabilir laptopun dışına katlanabilir taşınabilir monitör yapması önerisini de Asus'a götürdüm. Özellikle bu mesela kameradan görüntü çıkışı alırken şuraya kurup takabilsem HDMI'den çok güzel olur. 3090 Ti fiyatları ne alemde olur acaba? 3090 yani 3080 herhangi bir ekran kartının fiyatı yüksek olacak ve pek düşecek gibi gözükmüyor. Şöyle söyleyeyim, Amerika'da geçen yıl çıkan 2000 dolarlık bir ürünün bu yıl muadili 2500 dolara piyasaya çıktı. Yani yurt dışında da bu çip krizi yüzünden dolar bazlı fiyatlarda da artış var. Keza bizim ülkemizde takdir edersiniz ki tek sıkıntı bu değil. Şu dönem ekonominin hali malum hepimizin. PC Express 5.0 ne zaman gelir? Şimdi PC Express 4.0 SSD'ler özellikle var. PC Express 5.0 ekipmanların yaygınlaşmasıyla gelmesiyle birlikte cihazlarda göreceğiz. Taşınabilir monitörler ne zaman yaygınlaşmaya başlar? Şu an Asus ve farklı markaların taşınabilir monitörleri var arkadaşlar. Hatta bayağı üst düzey özellikli var ama az adet talep olduğu için azar azar gelip satılıyor. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşabilirsiniz de. SSD fiyatları iner mi sizce? Şu an hiçbir donanım bileşeninin fiyatının inmesini beklemiyorum. RAM, ekran kartı, işlemci hiçbir şeyin inmesini beklemiyorum. Intel masa üstünde güzel bir hamle yaptı 12400'de. Şu an rakibi AMD'nin eski 3000 işlemcilerinin olduğu 5600X'in altına inemediği bir dönemde 200 dolar altı yeni bir işlemci çıkarttı. Kendi üretim tesisi ayrı olduğu için fiyat rekabetinde artık giriş orta seviyede Intel'in hakim olmaya başladığını görüyoruz. Keza laptoplarda ve diğer ürünlerde ne kadar bu lansmanda tanıtılmış olmasa da 12000 serisinin giriş seviyesi işlemcilerini kullanan laptoplarda da burada ciddi bir fiyat avantajı bence görebileceğiz. İşlemciler çünkü bu tür sistemler içerisinde 500 dolar, 250 dolar, 300, 400 dolar götürebiliyor. 1000-2000 dolarlık bir cihazın 4'te 1 ile yarı fiyatına tekabül eden bir maliyetten bahsediyoruz. Asus yeni ProArt serisi ne zaman çıkar sizce? ProArt serisi monitörlerde, ProArt serisi
ürünler devamlı geliyor zaten birbiri ardına. Bu ürünlerin stoklara girmesiyle ilgili basın bülteni yayınlamasını bekliyoruz Asus'un. Her seferinde bunların çünkü Türkiye stoklarına gelmesi vakit alacak. Geçtiğimiz mesela aylarda Amerika'da limanlarda malları boşaltamadılar. Konteyner krizi oldu. Yani mallar yeterince hızlı boşaltılamadığı için konteyner bulunamadı. Olan konteynerin fiyatları arttı. Ürünlerin farklı ülkelere gidişi. Bir ülkenin limanında tıkanıklık olsa arkadaşlar, Süveyş kanalında tıkanıklık olsa bütün dünyanın artık altyapısı ciddi sıkıntı çekiyor. AMD ile ilgili videoları bu arada Recep sesi kısılmasına karşın bugün çekti. Yarın güzel videolar yayınlayacağız arkadaşlar. Onu söyleyebilirim, programlayabilirsek. Recep dün akşamki canlı yayına katıldı ama biraz üşütmüş. Neyse ki ağır bir hastalığı yok, tehlikeli bir durum yok. Covid ya da korona falan değil. Onun için şu an sesi kötü durumda. O yüzden de yayını benim tek başıma yapmam gerekti. 50K olan monitörü incelemişsiniz. Onun 1 milisaniye olanı falan gelir mi? Pro Art serisi gibi monitörlerde 1 milisaniye biraz zor arkadaşlar. Renk doğruluğunu vermeye çalışırken griden griye piksel renk geçiş süresini hızlandırmak çok güzel olmuyor. Ama OLED ekranlarda bu daha kolay bir şekilde mümkün. 0-1 milisaniye tepki süreli renk değiştirebilen OLED ekranları görebiliyoruz. Mini LED'lerde yine geliştirmeler olacak. Mini LED'lerde hızlı tepki süresi gelebilir. Fiziksel olarak çıkmış olan, elimize gelen, incelemeye gelen ürünlerle ilgili yorum yapacağız arkadaşlar. Yeni tanıtılan konseptlerle ilgili de her birinin ben olmasını çıkmasını bekliyorum açıkçası. CES'te tanıtılan pek çok ürün var. CES'te tanıtılan pek çok teknoloji var elbette. Bunlardan aralarından seçeceğiz. Özellikle yeni nesilde umut vadeden, ileri performans vadeden ne var? Onları söyleyeyim yani. CES ile ilgili haberlerimizi sitemizde takip edebilirsiniz. Pek çok video da gelecek ama daha çok yazılı içerik gelecek. Her birinin videosu çünkü nasıl diyeyim, ürünle ilgili video çekilmesi gereken ürünler var. Kimisinde de sadece üreticinin yaptığı bir video sunum var. Ürünle ilgili çok fazla görsel ya da çok fazla teknik detay olmayabiliyor. ...8 GB DDR3 RAM alacağım. Anakart kullanan var mı diye soran var. Bu teknopat sosyallik bir konu. Almaya değer mi sizce Ali Bey denmiş. Emre Bey. Acaba katlanır laptop mu kastettiniz? Katlanır laptopsa bence fantastik olacak. Katlanır telefonu kullandığım için şu an güvenilir olduğunu, sağlam olduğunu da artık 3. neslinde doğrulayabiliyorum. Yeni kamera almışsın sanırım. Görüntü kalitesi muazzam derece. Teşekkürler. Evet, yeni kameralar, yeni lensler eklendi ekipmanımıza. Deniyoruz, test ediyoruz. Bakalım. Daha güzel şeyler yapacağız. Hepsi ithal nasıl inecek? TRD üretirse yerli olursa ancak. Bunlar çok zor arkadaşlar. Tayvan dışında düşük nanometre işlemci üretilebilen bir yer yok yeryüzünde şu an. Amerika'ya yeni kurulacak olan fabrikalar var. Onların bile devreye girmesi 2-3 sene alacak. Yani çip krizinin ya da yüksek fiyatların dünya çapında en azından 2 yıl devam edeceğini tahmin edebiliriz. Geçmiş olsun Recep Bey'e iletin lütfen. Teşekkürler. Yorumlara bakmaya devam ediyorum. B660, H610 anakartlar ne zaman Türkiye'ye gelir? B660 ilk örneğimizi biz inceledik arkadaşlar 12400 ile birlikte. B660'ların stoklara girmesini bekliyorum. Bu ay içerisinde muhtemelen bu işlemcileri, anakartları göreceğiz. Çip krizinden sonra fiyatlar hala böyle şişik olur mu? Yıldan yıla ilerleyen enflasyon var arkadaşlar. Yani ekonomist değilim, yatırım tavsiyesi de vermiyorum ama 20 yılın üzerinde bir deneyim var. 99'da yazmaya başladım. 1999'dan bugüne fiyatların pek düştüğünü görmedim. Ama genellikle de şöyle bir şey var. 1000 liralık laptop, 1000 dolarlık laptoplar vardır. 2000 dolarlık laptoplar vardır. Üreticiler belli fiyat segmentine belli özellikleri her yıl koyarlar. O segmenti aslında pek fazla bozmazlar. 2000 dolarlık bir laptop tasarlarlar. Ama 2000 dolarlık bir laptopta yapılan, sunulan kalite yıldan yıla tabii ki maliyete göre değişir. Yani bu gramajı azaltabilirler, gramajı arttırabilirler şeklinde bakabilirsiniz.
Masaüstü 3050'lerle ilgili duyurular var. Laptoplarda yeni 3080 Ti 12 GB GDDR6 belleğe sahip. Yeni 3070 Ti duyuruldu. Nvidia'nın yeni ekran kartlarının gelmesi güzel olacak. Ben uzun zamandır sizi görmüyor muyum, yoksa kameradan mı, yoksa dublör mü canlandırıyor sizi? Arkadaşlar, YouTube pek bildirim göndermemeyi tercih ediyor. Artık yapay zeka algoritmalara geçti her şey. Siz iki defa mesela bir kedi videosu izlerseniz devamı kedi videosu öneriyor. TikTok'ta yarışacağız derken internet üzerindeki bütün bu sosyal medya platformları sadece ve sadece çok kısa zaman alan, dikkat aralığını hiç dağıtmayacak, birkaç saniyelik, bir dakikalık videoları filan ön plana çıkartmaya başladı. Doğal olarak bu kadar uzun kapsamlı teknik videolarla ilgili bildirimleri daha az gönderiyor benim anladığım kadarıyla. O yüzden abone olun ve zile basın normalde dediğimiz bir şey değildi. Son bir yıldır demeye başladık ki kullanıcılardan buradaki yapay zekaya bildirim gitsin. Ben Teknopat'ın içeriklerini niye görmüyorum, bana göstersene mesajını sizin vermeniz gerekiyor. Ya da sevdiğiniz bütün kanallar için. Her şey klik odaklı olarak dediğiniz gibi YouTube üzerinde bakabiliyorlar. Bizim öyle bir kaygımız yok. Teknopat site olarak, YouTube olarak gayet güzel bir yerde. Site inanılmaz hızlı büyüyor. Berkay abi halen mevcut laptopunu kullanıyor mu? Kullanıyor, memnun. ASRock Zephyrus S17'nin yurt dışında 3080'li modeli var. Türkiye'de satılacak mı, bilginiz var mı? ASRock'a sorarım. Şu an en son incelediğim model var. Türkiye'de biraz daha bir tık ekran kartının daha hesaplı olduğu modeli getiriyorlar ki toplam fiyat devasa olmasın benim anladığım kadarıyla. YouTube Shorts'a da biz daha çok video koymaya başladık. Ara ara Shorts kısa videolar. Çünkü iyi izleniyorlar arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir yandan da yorumlara bakayım. Biraz daha. Zaten yorumlara bakıyorum da arada kaçırıklarım var mı diye. Zephyrus M16 3070 Ti 100 artı 20 watt diyor. Yeterli mi, zayıf kalacak gibi duruyor. 3070 Ti'da, ya 3060'da 100 watt artı 15 watt zaten kullanıyordu. 3070 Ti'da şöyle bir avantaj olabilir. 3060'lar ile 3070 Ti'ler arasında bellek farkı var. Bellek mount genişliği, bellek, kuda çekirdek sayısı. Bir de şöyle bir şey. Laptoplarda güç tüketimini arttırmamak için, aynı wattta daha çok performans vermek için frekansları azıcık aşağıya indirip kuda çekirdek sayısını arttırabiliyorlar. Yani evet, işlemciye, ekran kartına verilen watt önemli ama kaç çekirdekte ne kadar watt kullandığımız da önemli. O 3070 Ti yine güçlü olabilir wattı aşağıya inerken. Onun bir kuda çekirdek sayısına bakmak gerekecek. 12.900K laptoplar geliyor. 12.900K masaüstü işlemcili laptop yaparsanız tabii ki olur. K değil, başka kod adlı olur. H olur. Yeni sunucu videosu ne zaman gelecek, toplayacağız. Valla Recep'in biraz iyileşmesi lazım öncesinde. Bu ay yeni gelen bu işlemciler, laptoplar, yeni gelen anakartlar, ürünlerle olacak. Ama bu ayın içerisinde yine başlayacağız diye tahmin ediyorum yeni sunucu videosuna. Evi satıp 3090 Ti alayım mı? O kadar para verilir mi? Yani arkadaşlar, emlak fiyatlarıyla ilgili de çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Onlar da değişiyor. Şu an geçen gün 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatına baktım. Siz baktınız mı mesela en son? Şu an donanım fiyatlarıyla karşılaştırıyoruz. Aslında değişen şey bizim paramızın, bizim alım gücümüzün değeri diyebiliriz. Yoksa yurt dışındaki fiyatların artışı belli bir miktar etkili, bizde daha fazla etkili. Recep Bey aldığı monitörden memnun mu? Sorarım kendisine, memnundur. Sonunda geldik ayçiçek yağına. Evet, ayçiçek yağına her zaman dönüp dolaşıp geleceğiz Türkiye'de. Ya da diğer fiyatlara geleceğiz. Son itibariyle. Ya ben 10 liraya aldığım şeyi dün bugün 20 liraya alıyorsam, dün 10 bin liraya aldığım şeyi bugün 20 bin liraya alacağım demektir. Eğer 20 liraya aldığım şey yarın 40 lira olursa, 20 bin liraya aldığım şey 40 bin lira olacak demektir. 40 bin liraya aldığım şey de 80 bin lira olacak demektir. Çok basit hesaplar yani baktığımız zaman, ama hayatımıza etkisi tabii ki büyük. Şimdi bu profesyonel bir uğraş arkadaşlar. Profesyonel uğraşta bu işten hayatını, parasını, geçimini kazanan sayısız insan var. Bu profesyonel monitörlere geçiş zorunlu. Yeni nesil bilgisayarları kullanmak zorunlu. Müşteriye iş yetiştirmek için hızlı olmak, verimli olmak zorunlu. Bir yerde yatırım olarak görüyoruz. Ha, gençlerin eğlenmeye hakkı yok mu? Var. Gençler için eğlence de hayati bir şey. Bu
hastalık günlerinde eve kapanan çocukların, gençlerin eğlenebilmesi için hem oyun alması hem oyun bilgisayarına sahip olması lazım. Kaldı ki dünyanın her ülkesinde oynayan, eğlenen insanları gördüğümüz zaman canımız istemiyor mu? İstiyor. Görmesek de artık var olduğunu biliyoruz böyle bir durumun. Hani şişeden çıkan cin geri girmez diye bir laf vardır. Dünya üzerinde bu kadar güzel bilgisayarların olduğunu, bu kadar güzel donanımların olduğunu gördükten, en üst seviyeyi gördükten sonra orta seviyede olsa insanlar bir şeylere sahip olmak istiyor. Bu arada bu fiyatlardan bu ürünler Türkiye'de satışa çıkacak. Hepsi satılıp bitecek arkadaşlar. Türkiye'de şu an öyle bir depoda kalan, elde kalan mal gibi bir durum pek yok. Orta seviye ürünlerin satması zor. Çok ucuz ürünlerle aşırı pahalı ürünlerin çok iyi satacağını her zaman tahmin edebiliyorum ve öyle de oluyor. Şu an dünyanın en pahalı monitörü ya da en pahalı bilgisayarı gelsin, Türkiye'de yine satılacak. Mesele burada alanın kim olduğu. Ama o da bizi ilgilendirmiyor. Biz teknik ve donanım kısmına bakıyoruz. Bu arada yeni bu Intel, hatta yeni AMD bilgisayarların performansı çok ciddi şekilde yükselmiş durumda. Bu bir M1 heyecanı vardı. O biraz söndü diyebilirim bu işlemcilerin teknik özellikleri çıktıktan sonra. Telefon pazarında bir doyum oldu arkadaşlar. Telefon değiştirme modası azaldı. Artık telefonlar yeni ve heyecanlı bir şey olmaktan ziyade ihtiyaç duyulduğu için alınan, bozulduğu zaman bozulmaya yakın değiştirilen oldu. Yani her ay telefon değiştiren kullanıcı sayısı, eskisini satan telefon satan sayısı azaldı. Biraz bu telefondan azalan heves, masaüstü bilgisayar, laptop gibi iş yapabileceğiniz, üretebileceğiniz ürünlere yöneldi. Telefon halen çok önemli. Evet, herkeste olmak zorunda ama bilgisayar da herkeste olmak zorunda. Bir telefon, bir bilgisayar için biraz daha orta halli bir telefon alayım, oradaki bütçeyi bir SSD'ye vereyim, bir monitör alayım kendime, yeni bir klavye fare alayım, biraz rahat çalışayım. Bluetooth alırsam ikisini de bağlarım diyen kullanıcılarımız var. Ben Teknopat sosyalde konulara çok bakıyorum yani. Kim ne yazıyor, ne yapıyor, herkesin şikayetine, istediği şey ne diye. Kanıksamıyorum da çok pahalı, çok ultra lüks bir bilgisayar alan kullanıcıyı. Çünkü ömrü çok uzun oluyor, kalitesi çok sağlam oluyor. Kendisi kullandıktan sonra ailede ya da şirkette başka biri kullanabiliyor. Ben bugüne kadar aldığım bütün kaliteli donanımları birden fazla kullanıcıyla paylaşmış oldum. Çok teşekkür ederim ben de. Ben de sohbetten zevk alıyorum sizlerle arkadaşlar. Sesteki mesele dediğim gibi gelecek yayında olmayacak. Muhtemelen bağladığım iki ses kanalından bir tanesinden geldi bu seferki yayın. Sunum da başladığı için son dakikada değiştirme imkanım olmadı kesin. 5800X 3D AM4 için mi çıkacak, yeni soket için mi? Ayrıca yeni 3D versiyonunda çıkacak mı 5600'ün? 3600 kullanıyorum. 5600X'e yükseltmeyi düşünüyorum. Beklemeye değer mi? Yarın bunun videosu olacak Cemil Bey. Yarın Recep'in yayın hazırladığı videoyu yayını alacağız. Yine orada yanıttadım Recep, ben bir kontrol edeceğim ama yanıtlamadıysa soketine bakıp kontrol edeceğim. 3600 gibi işlemcilerden 5000 serilerine geçtiğimiz zaman işlemci performans artışı alıyoruz ama anakartınızın modeliyle bir konu açarsanız daha iyi olur. Çünkü AMD, AM4'te evet doğrudur, bütün anakartlar teorik olarak yeni işlemcileri yükseltmeyle destekledi ama yeni PCI Express hatlarını mesela yeni neslini açamadık. Bazılarının güç beslemesi yeni işlemcilerin maksimum performansını vermedi. O yüzden ona göre bir değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır. Size gelen X-Flow 13 gitti mi, kullanmaya devam ediyor musun Ali abi? Gitti arkadaşlar. Onun Z-Flow'unu teste gelsin diye bekliyorum. Zaten Türkiye'ye gelenler, biz kutu açılışını yaptığımızda satıldı, bitti, gitti. İnanılmaz hızlı eridi. Ben incelemeyi sırf hem alan hem gelecek neslini alacak kullanıcılar bununla ilgili bilgi sahibi olsunlar diye böyle biraz fazla detaylı yaptım. Uzun yaptım. Saçlar şahane, teşekkür ederim arkadaşlar. Kamerada artık kafam daha az yansıma yapıyor. Ama bunu alıp yine kazıtabilirim de. Şu an uzattım, böyle mutluyum. AMD ile ilgili özellikle soruları yarınki videolara havale ediyorum. Günlük kullanım için ZenBook OLED UX325E mi, MacBook Air M1 mi? Günlük kullanım için. Yani günlük kullanım için ben şöyle söyleyeyim. Benim elimde Mac de var, Windows PC de var. Windows PC'de ben kendimi çok daha rahat hissediyorum.
Özellikle de ufak hafif bilgisayarlar konusunda şu an Windows bilgisayarlar daha avantajlı. Hani en hafifini istiyorum diyorsanız Mac'lerde 1 kilo 1.3 kilogramın altında bir şey yok. ExpertBook 870 gram. Mehmet Zahit Okutan, mikrofon ortalama şansınız var mı demiş. Ne yazık ki arkadaşlar o kanal ayarından oldu. Asus'un lansmanında tanıttığı ekipmanlar ne zaman inceye gelecek Ali Bey? Asus'un tanıttığı ekipmanlar önümüzdeki bu aydan başlayarak aslında bazıları bence gelir. Ama bazıları Computex Haziran ayına kadar uzar diye tahmin ediyorum. Hepsinin geleceğinin bu arada bir garantisi yok. Ben tek tek hepsini soracağım hangileri geliyor diye. GTX 1650 sistem hala alınır mı? İyi durumdaysa neden alınmasın? Bir yıl önce MEM testlerimi test ettim. Hata çıktı. Dün test yaptım. Hata çıkmadı. Mümkün mü? Test de hatalı olabilir. Laptopları fiyatlarına göre alınır mı sizce hocam? Laptoplar alınır. Yani bu laptopların fiyatları hatta şöyle söyleyeyim. Madencilikten daha az etkilendiği için masaüstü laptop arasında iki kata yakın bir makas vardı. Bu makas bu geçtiğimiz pandemi ve madencilik döneminde biraz daraldı. Laptoplar çok daha alınabilir oldu. Ha alınabilir oldu dediğim şey de şöyle. Fiyatları tabii ki arttı. Ama aradaki farklar genel olarak tercih ederken ki tereddüte sebep olan bazı şartlar ortadan kalktı. G15 55 15 Ryzen Edition aldım 5800 TL olandan. Model hakkında fikrim var mı? Valla peynir ekmek gibi sattı onlar da. Gayet güzel bilgisayarlar bildiğim kadarıyla. 1080p'de 1060 ya da 1070 işinizi görür mü? Görür. 1080p için 1060-1070 işinizi görür. Yurt dışından alırken yalnız çok fazla dolandırılan insan oldu. Çok dikkatli olun lütfen. Bükülebilir laptoplar geleceğin laptopları olur mu sizce? Bence olur. Niye olur? Şüpheliydim. Daha ketum yaklaşıyordum. Telefonda özellikle katlanabilir telefona alıştıktan sonra fikrim ciddi şekilde değişti. Ha benim için clamshell dediğimiz açılan mekanik tuşları olan laptopun yerine o laptoplar kalıcı olarak alır mı? Hala şüpheliyim. Ama ekranların özellikle açıldığı zaman kocaman olması, çok daha geniş bir yer sunması, çantaya katlayıp koyabilmek çok büyük bir avantaj. 3060 diye 5600 sistem halen iş yapar. Hatta çok da iyi iş yapar arkadaşlar. O sistem için gerçekten inanılmaz heveslenen sayısız insan var. Çok güzel. ZenBook 13 OLED incelemeni izledim. O ekran gerçek mi ya? Hayran kaldım. Almayı düşünüyorum. Tavsiye eder misin? Evet. Mükemmel. Yani OLED ekran gerçekten süper bir şey. Ve laptopun kendisi de çok güzel. Yani kasası da çok güzel. Böyle bir bilgisayar yıllarca kullanmak istenecek bilgisayarlardan bir tanesi. Aldığın için mutlu olduğun sistemlerden bir tanesi bence. DDR5 RAM'lerin yaygınlaşmasında biraz tedarik sıkıntısı var bu arada. Mahmut abinin sorusunu da yanıtlamış olayım. 5600X ile 1060, 1070, 1080 ile dar boğaz problemi olmaz arkadaşlar. Ama 5600X sistem güzel fakat 12400 şu an işlemci olarak dün yayınladığımız incelemeden sonra gözümde artı 1'e geçti. Onu söyleyebilirim. Masaüstü 3050'nin fiyatı kaç TL olabilir? TL fiyat tahmini yapmıyorum artık arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çok pardon. DDR5'in CL değerleri çok yüksek değil mi? DDR4'ün DDR3'e göre, DDR3'ün DDR2'ye göre daha yüksektir arkadaşlar. Ama frekans artar. Biz gecikme testi yaptık Recep ile. Çok iyi değerler çıktı. Yani pratikteki performans çok yüksek. Oradaki değer doğru CL değeri olarak daha yüksek ama pratikteki performans daha iyi. Çünkü frekans daha yüksek. Windows 11'de hala garip hatalar, büyük bir güncelleme gelecek mi? Evet, Windows 11'de garip hatalar oluyor arkadaşlar. Güncelleme devamlı geliyor, gündelik geliyor. Artık öyle 3 ay, 5 ay bekletmiyor Microsoft. Service Pack devri bitti. Siz kuruyorsunuz, bir yandan yamanıp güncelleniyor. Her geçen gün iyileştiğini görebiliyorum. Ortamlı gaming PC için en düşük ekran kartı ne tavsiye edersin? Piyasa bütçesine gerçeklerine bakacak olursak 1650 süper. Şu an en çok satılan kart. Ama şahsi olarak tavsiyem en düşükte 3060 olacaktır. Eğer bütçe varsa karşılayabiliyorsanız. Çünkü RTX, Ray Tracing var, ışın izleme var.
Bir de şu Sepultura'dan bahsetsem. Arkadaşlar gençliğim, yıllarım yani yıllarca dinledim. Sonra dolapta eski tişörtlerden çıkartıp giysem ne güzel olur dedim. Dolaptaki eski tişörtlere bir baktım. Abi hepsi gri. Yani renkler konserlerde giyinmekten solmuş. Giyilecek halleri yok. Zaten bir kısmı yerbeze haline dönüştürülmüş. Çeşitli aile fertleri tarafından. Ya dedim bakayım benim şu eski tişörtlerin yenisi var mı? Buldum. Zamanında Akmar'dan aldığım aynı dükkanı online buldum. Yapıştırdım hemen siparişi. Eski tişörtlerimi tekrar giyiyorum. Böyle bol bol, ferah ferah. Bir de siyahları koyu. Koyu siyah. Güzel oldu. Yaş kaç Ali Bey merak etmişimdir. Tahminleri alalım. Saçma gelebilir kullandığım 6400'ün 0 modeli 10400 F ile fiyat. Yani fiyatlar saçma sapan ilerliyor zaten. Hep old school metal takıyorsun. Yeni sound nasıl buluyorsun? Valla YouTube öneriyor, Spotify öneriyor. Basçı arkadaşlar var, gitarist arkadaşlar var. Müzik grubu olan arkadaşlar var, o tavsiye ediyor. Şunu denedim mi hocam? Acı şu albümü sağlam aç diye. Tahminler 40, 30, 33, 26, 34, 40, 36, 45 gidiyor. Başka bir videoya bırakacağım açıklamayı. Ben gidiyorum, yarın sınav var size yayınlar. İyi sınavlar derim sınav olanlar arkadaşlar. Sistem toplarken RAM frekansları neye göre seçilir? En yüksek frekanslı RAM'i seçmek doğru değil sanırım. Sistemdeki işlemcinin desteklediği RAM frekansına bakılır. İncelememizi izlersiniz o işlemciyle ilgili ya da yakın bir işlemciyle ilgili. Mesela Ryzen 3000 serisi bir işlemci kullanıyorsanız 3600 MHz tatlı aralık. 4000 MHz'den tam yararlanacağınızın bir garantisi yok. Her işlemci neslinin tatlı aralıkları vardır. Yüksek frekanstan maksimum faydalandığınız üzerine çıkmak kazanım olarak düşer. Hatta bazen kötü etki edebilir. Çünkü AMD'de Infinity Fabric ya da bu RAM frekansıyla doğrudan bağlantılı bir şey var. Intel'de o daha rahat. Düşük frekans bellekle de daha rahat kullanabiliyorsunuz. 90'lı yılların başında MS-DOS kullandım. Elimde kuzenimin yazdığı el yazımı bir tane MS-DOS komut kitabı da vardı. Defteri de vardı. Böyle üzerine dergi gibi kapak çizilmiş. Açar oradan komutlara bakardım. Directory. Ondan önce Amstrad'ları da kullandım. Selam var Recep Baltaş'a. İletirseniz sevinirim. Burak Demiroğlu. Teşekkürler. Selam veren herkese teşekkürler. CR16 değerli 3600 MHz RAM kullanıyorum. CR18 olması, pardon 18'miş. Ne gibi dezavantajı olabilir? 16 olanın performansı 3600 MHz'den 18 olanın daha iyidir. Müzik prodüksiyonuyla uğraşıyorsanız daha düşük frekansı, daha düşük gecikmelerim daha iyidir. Farklı markanın konusu arkadaşlar. Onu başka bir şeyle konuşalım. Asus'un lansmanının sunumunu yaptık. 39'da da düşmem diyorsunuz. Tamam. Neyse bu ses soldan geliyor kısmı bazı izleyicilerimizi rahatsız etti. Ben bu akşam farkındayım arkadaşlar. Oturayım onunla da ilgileneyim. Recep'in de buradan selam var. Chatten kendisi selam verdi. Sesli olarak katılamasa bile içi rahat etmedi. Hatta son dakikaya kadar gelsem mi gelmesem mi diye düşünüyordu. Ama ses şöyle çıkıyordu. Yani ses duyulacak tonda değildi arkadaşlar. Aynen. İkili bir kablosuz mikrofon düzeninin tekli mikrofonu tek kanal olarak geldi benim tahminim şu an. Yeni kamera, farklı ses, bir şeyleri deneyeyim, değişik mikrofon deneyeyim derken yayın gününde son dakikaya kaldık değiştirme konusunda. Problemli olanı çıkarıp problemsiz olanı taktım ama tek kanal olduğunu maalesef yayın başladıktan sonra anladık arkadaşlar. 780'li sistem videosunu hala izliyorum. O video bana çok şey kattı. Ya o videoların en büyük güzelliği insanların daha da çok video izlemeye sabrının olduğu devirde uzun çekim ya, çok da montaj yok, kesim falan yok arada. Oturup durduğumuz, biraz daha uğraştığımız, normalde anlatımdan daha fazla görsel olan bilgileri de içeriyor. Recep abi G14 kullanıyor mu? Hala 2 kalanım kullanıyor. Asus ROG laptop kullanıyor ve çok memnun. Onu da söyleyebilirim. Yeni SSD markası Sabrent'in TBV değerlerinin yüksek olduğu söyleniyor. Kaynak bulabildiniz mi? Onların çok farklı modelleri var. Çok yüksek TBV'li birkaç modelleri var. Fakat ufak taşınabilir portable olanlarda performansı vaat edilenle sürdüremeyen modeller de var. İyi bir marka olarak duydum şu an ününü. Onu söyleyebilirim. Ama test edemiyorum çünkü Türkiye'de yaygın bir marka değil. G14 diye Recep laptopunu doğruladı. Zephyrus G14 kullanıyor.
İncelediğimizde çok imrenmişti. Sonra kendisi de geçti. "2K monitör için çözünürlük inç öneriniz nedir?" 2K monitör zaten 1440p 27 inç. Standart tavsiye. 32 inç biraz daha uzakta oturacaksanız tavsiye edebilirim. 2K'nın yani piksel yoğunluğunu nasıl görmek istediğinize bağlı. Yeni Ryzen 3D işlemcilerle ilgili yarın yayınlanacak videomuzu bekleyin arkadaşlar. Çin markalı hava soğutucuyla bilinen marka arasında ciddi farklar oluyor mu performans konusunda? Oluyor arkadaşlar. Fanın ömrü ve durduk yere ses çıkarmaya başlaması bozulması açısından çok çok ciddi fark oluyor. Çünkü bilya yatağında kullanılan bilya hangi fabrikadan geliyorsa ömrü ona göre. Hatta bilyalı mı, döner yataklı mı, yağlanır sistem mi, nasıl yani, mekanik hiç değişmez. Yeni sistem toplama videoları gelecek. Bu ay sistem topluyoruz yine. Recep de belediyede uzaktan izliyormuş. Doğrudur. Kurumsal ürün inceleme anlamında bir düşüncemiz var arkadaşlar. Ya mesela olsun kurumsalda Expert Book'u vardı. İnceledik. Yine farklı markaların bu router switch ürünleri var. Kimisi kurumsal, kimisi son kullanıcı. Daha profesyonel şeyler, bu rack sunucu gibi konularda da incelemelerimizi genişletmek istiyoruz. Türkiye'de bu konuda tabii ki nasıl diyeyim, şu an çok büyük bir talep, çok büyük bir heyecan olmadığı için çok acelesi olan bir konu değil. Bizim adım 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 kendi çabalarımıza genişlettiğimiz bir kategori. Ama Teknopat'ın teknik uzmanlık seviyesi çok iyi olduğu için, yüksek olduğu için ve devamlı her gün yeni şeyleri öğrendiğimiz için bizim rahatlıkla geliştirebileceğimiz yerlerden bir tanesi. Canlı yayında sistem toplama da gelebilir. Recep yapalım diyor. Yeni monitörlerde 4K mı 2K mı almak lazım 3080 için? Yani 3080 için 4K alınabilir. Ama kendin ne yapardın dersen, benim evde hem 4K hem 1080p monitörüm var. Yani 1070 ekran kartıyla 1080, 3080 ile 4K mantıklı. Kenarlarda hiçbir çizgi görmemeye başlıyorsunuz. Görüntü kalitesi çok artıyor ama 1440p de olabilir. 1440p'de yüksek FPS'de ekran kartı kullanımı düşünce moraliniz bozulacak mı ama? Yani ekran kartını her oyunda sonuna kadar kullanmıyor olacaksınız. Elektrik faturanız düşecek. Onun da öyle bir iyi yanı var yani. Bir günde sanki sistemin eskidiğini hissediyorum. Yeni işlemci çıkınca arkadaşlar şöyle düşünmeyin. Hep söylüyorum. Benim elimde daha yeni tanıtılan ürün var. Ya yeni nesli çıktı. Arkadaşlar o sizin için değil aslında. O 4 yıl 8 yıl önce bilgisayar almış kullanıcı için yeni nesil çıkıyor. Siz daha geçen sene aldıysanız tabii ki para sizin, keyif sizin. Her yıl değiştirebilirsiniz. Ama her yıl değiştirin diye bunlar çıkmıyor. Bunlar eski kullanıcılar yeni güncel sistemlere geçtiğinde 2 kat 3 kat performansa geçmiş oluyor. Onlar için aslında ağırlıklı olarak çıkıyor. Her yıl üretilen ürün, tasarlanan ürün belli adet üretiliyor. Sonra yeni ürün üretilmeye başlanıyor. Bir yandan satılıyor. Ben 5900X işlemcimi alt serisiyle eğer profesyonel bir işte dakikalar benim için önemli değilse değiştirmezdim. 11600K aldım. 12.si çıktı, yapacak çok taş gibi işlemci almışsınız. Hiçbir şekilde yapacak bir şey yok. Ben halen alırım bu arada. Bir önceki nesil bir ürün almak kesinlikle kötü bir şey değil. Ama yeni ürünle mesela DDR5'e geçmek, yeni PCI Express bağlantısını elde etmek bir avantaj. İkisini birden alabiliyorsanız biraz fazlasını verip ileriye dönük daha iyisini, daha yenisini almak tabii ki daha güzel. Ama bütçe bir tık daha yukarı çıkmıyorsa almayalım. Yeni sunucu sisteminde gerçekten GTA 5 test edecek misiniz? Birlikte göreceğiz arkadaşlar. Dolar kulu malum en az bir sene daha kullanırım 11. nesil. Bütçeye bakalım. Abi herkes Amerika'ya gitti, sen niye gitmedin? Recep ile aslında Recep gidecekti, ben de gitmeye niyetliydim. Fakat omikron vakalarının çok hızlı yayıldığını gördük arkadaşlar. Bu salgın şartlarında her gün PCR testi olmak gerekecekti. Bir de özellikle bizim takip ettiğimiz, gittiğimizi çekmek istediğimiz çoğu firma CS'den çekildi. CS birdenbire boşaldı diyebiliriz yani. Geçtiğimiz yılların CS'i gibi çok kalabalık, istediğimiz bütün ürünlerin olduğu bir fuar olmuyor. Şu an diyeceksiniz Asun yayınını yapıyorsunuz. Evet, sık sık sponsor olan bir marka yayınlarını yapıyoruz. Fakat onlar da bu video kayıtlarını aslında önceden hazırlayıp CS ile birlikte tanıtımı yaparken devasa stand yapmadılar. Yani
online yapmaya daha uygundu bizim çekeceğimiz etkinlikler. Böyle söyleyebilirim. Farklı markaların da yine videoların özetlerini göreceksiniz. Normalde bizim için önemli olan şeylerden biri orada standa bazı ürünleri fiziksel deneyip çekebilmek aynı zamanda. Yöneticilerle tanışıp özellikle ya da tanıştığımız eski yöneticileri tekrar görmek. Bu sene çoğunu yapamayacaktık yani. Bir de hastalık riski çok yüksek olunca. Recep'in sesi kısık. Şu an CS'de olsa video çekemeyecekti mesela. Çok isabetli, kendi adımıza isabetli karar almışız. Gidenler de kendileri adına isabetli karar almıştır. Onlara da kolaylıklar diliyorum yayınlarında. Biz bütün çalışanlar olarak korunmak için elimizden gelen en fazla önlem alıyoruz arkadaşlar. Ama ne yazık ki ortam, ne yazık ki bütün dünyada çok da iyi durumda değil. Dilerim herkes sağlıklı bir şekilde devam eder. Gelecek soruları da gelecek yayınlarda alacağız artık arkadaşlar. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yayınla ilgili bütün olumlu olumsuz eleştirilerinizi, desteklerinizi ben aldım. Yorumlarınızı okudum, gördüm. Katıldığınız için dediğim gibi tekrar teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda buradaki ürünlerin incelemelerine dilerim. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Kendinize çok iyi bakın.